Evet, merhaba gençler. Arkadaşlar sizlere palme denememizin TYT arkadaşlar Türkiye geneli deneme sınavına sorularını çözeceğim. Arkadaşlar 8 nolu soru asitler bazlarla ilgili bir sorumuz. Burada arkadaşlar şunu hatırlatmakta fayda var. Hani biliyorsunuzdur bizim aktif metallerimiz var demiştik. Aktif metaller. Ama arkadaşlar neye göre aktif metaller? Şuna göre, eğer bir metalin elektron verme isteği H elementinden büyükse, o metalin arkadaşlar aktif metal olduğunu ifade etmekteyiz. Buna göre arkadaşlar aktif metaller H ve gençler soy metaller şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Şimdi gençler şuradaki vermiş olduğum sıralama elektron verme isteği sıralaması. Şimdi arkadaşlar bizim herhangi bir asidimiz yapısında oksijen olsun ya da olmasın arkadaşlar, zayıf olsun ya da gençler kuvvetli olsun fark etmez. Herhangi bir asidimiz aktif bir metalle tepkime girdiğinde arkadaşlar orada ürünlerde hidrojen gazı açığa çıkar. O zaman şöyle yazıyorum. Aktif metaller artı asit hidrojen gazı açığa çıkar. Ha, tabii gençler diğer ürünümüz de burada tuzdur. Onu şu an bu soruda gençler pek önemi yok. Artı tuz oluşur. Peki benim metalim aktif metal değilse, soy metalse arkadaşlar, soy metaller neydi? Civa vardı, bakır vardı, gümüş vardı, altın vardı ve gençler platin vardı. Arkadaşlar bakın zaten altın ve platin kral suyu dediğimiz bir asit karışımıyla bunlar tepkime girerler. Şimdi gençler bizim buradaki sorumuz arkadaşlar bize bakır verilmiş. Yani bir yarı soy metal verilmiş. Şunlar arkadaşlar yarı soy metaller. Üstüne de yazalım. Yarı soy metaller. Şimdi arkadaşlar yarı soy metaller yapısında oksijen bulundurmayan asitlere tepkime giremezler. Yapısında oksijen bulundurmayan asitlere gençler tepkime giremezler. Bu metallerimiz, yarı soy metallerimiz yapısında oksijen bulunduran fakat kuvvetli olan asitlerle tepkimeye girerler. Fakat arkadaşlar bu tepkime sonucunda hidrojen gazı gene açığa çıkmaz. Şimdi bakın şöyle bir bilgi paylaşmıştık derslerimizde. Demiştik ki eğer benim metalim bakır gibi bir yarı soy metalse burada arkadaşlar kullanmış olduğumuz asit H2SO4 ise, bakın yapısında oksijen bulunduran kuvvetli bir asit bu. Arkadaşlar yapısında bulunan oksijenden dolayı bu arkadaşlar metalimiz tabii ki de arkadaşlar tepkimi verecek. Fakat ürünlerde hidrojen gazı açığa çıkmayacak. Oluşan arkadaşlar ürünlerimiz şunlar. Bakın onları da yazayım ben size. Tuz oluşur. Su oluşur. Arkadaşlar bakın burada S elementi var değil mi? Evet. S elementi arkadaşlar olduğu için burada SO gazı ya da SO2 gazı açığa çıkar. Açığa çıkacak olan gençler gazlar bunlar. Peki ne zaman SO gazı açığa çıkar? Ne zaman gençler SO2 gazı açığa çıkar? Eğer siz soruda ya da yaptığınız hocam deneyde ya da arkadaşlar tepkimede derişik H2SO4 kullandıysanız
SO2 gazı açığa çıkacaktır. Bakın SO2 gazı açığa çıkacaktır. SO2 gazı. Ama seyretik kullandıysanız da, bu sefer SO gazı açığa çıkacaktır. Şimdi gençler sorumuza dönelim o zaman. Hangi metallerimiz var? Alüminyum arkadaşlar, metalimiz de gençler bakırdan bahsettik. Gençler bakır yarı soy metalimiz bulunuyor. Şimdi birinci öncül, metaller üzerine HCl sulu çözeltisi eklenirse elastik balon şişmez diyor. Hayır, şişer. Yani sen buradan HCl gönderdiğinde tabii ki de buradaki bakır tepkime vermeyecek. Fakat buradaki alüminyum metalimiz arkadaşlar bir soy metal olmadığı için, yani aktif gençler bir metal olduğundan dolayı arkadaşlar burada tepkimi olur ve gençler bu tepkimi sonucunda da arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkar. Yani elastik balonun şişmesi gerekiyor. Bu yanlış. İşaretledik yanlış diye. Geldim arkadaşlar ikinci öncülüme. Bakın metaller üzerine sodyum hidroksit sulu çözeltisi eklenirse balon şişer demiş. Arkadaşlar bu doğru bir ifade. Neden hocam doğru bir ifade? Bakın arkadaşlar. Bizim amfoter metallerimiz vardı. Amfoter metallerimiz vardı. Neydi? Sn, Al, Pb, Cr. Sana aldım pabuçları çarık mı zannettin? B arkadaşlar diye bir tekerlemesi de var bunun. Sana aldım pabuçları çarık mı zannettin? B. İnşallah bunlar bizim amfoter metallerimiz. Arkadaşlar amfoter metaller, bak normalde metaller bazılarına tepkime girmiyor. Öyle bir şey yok. Ama metalin amfoter metalse ve oradaki baz kuvvetli bir bazsa, sodyum hidroksit gibi, potasyum hidroksit gibi arkadaşlar kuvvetli bir bazsa, orada tepkime olur ve gençler ürünlerde hidrojen gazı açığa çıkar. O zaman şöyle yazıyorum bakın. Amfoter metal artı kuvvetli baz gençler ürünlerde ne oluşur? Hidrojen gazı açığa çıkar. Arkadaşlar oluşan diğer ürün çok da önemli değildir bu kısımda. Fakat arkadaşlar burada yine bir tuz oluşumu söz konusu. Anlaştık mı? O zaman gençler ikinci öncül doğrudur. Yorumunu yapabiliriz. Bakın alüminyum amfoter metal. Bakır arkadaşlar bir yarı soy metal. Yani amfoter özellik göstermeyen gençler bir metal. İki olur. Şimdi üçüncü öncül demiş ki metaller üzerine derişik H2SO4 çözeltisi. Bakın derişik H2SO4 ifadesini kullanmış. O zaman balon içerisine sadece H2 gazı dolar ifadesini kullanıyor arkadaşlar. Hayır, bu yanlış bir ifade. Sonuçta sen burada H2SO4, derişik H2SO4 kullanırsan buradaki tamam alüminyum metalinden hidrojen gazı gelecektir tepkime sonucunda. Ama arkadaşlar burada bakır da var. Bakın arkadaşlar az önce anlattığım gibi, bakın ekranda hala gözüküyor. Gençler bakır H2SO4 ile arkadaşlar SO2 gazı açığa çıkaracak. Niye hocam SO2 gazı açığa çıkaracak? Çünkü sen bu asitten derişik kullanıyorsun. Bakın hocam burada belirtmiş zaten. Derişik H2SO4 kullandığını söylüyor. O zaman gençler bu balonun içerisinde hocam burada sadece hidrojen gazı açığa çıkmaz. Bir de gençler SO2 gazının açığa çıktığı ifade edilmeliydi. O zaman gençler bu öncülümüz de yanlış diyoruz. Cevabımız yalnız 2. Evet gençler ekranı temizliyorum. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım diğer sorumuzda ne var? Evet, bir karışım sorusu. Arkadaşlar karışımların ayrılmasıyla ilgili bir sorumuz. Şimdi soruya bakalım. Bir karışımı bileşenine ayırmak için sırasıyla mıknatıs yaklaştırma, suda çözme, süzme, buharlaştırma işlemine uygulanmış. Şimdi hocam benim sırasıyla arkadaşlar bunları uyguladığıma göre ben şöyle kafamda tasarlıyorum. Bak ışıklara gençler bakarak da gidebiliriz. Bir defa mıknatısını kullanıyorsun. Demir, nikel ve kobalt arkadaşlar. Bu elementler mıknatıs tarafından çekilir. O zaman arkadaşlar Bursa'yı elemiş olduk. Bir defa süzme olayı var. Suda çözme, süzme olayı var. Yani biri çözülecek hocam, biri çözülmeyecek. Çünkü gençler üçüncü ifadede bakın süzme olayı var.
Demek ki sen suda önce mıknatıslama yapmışsın. Mıknatısla çekilen ortamdan uzaklaşmış. Sonra suda çözme yapmışsın. Biri suda çözülmüş, biri çözülmemiş. Daha sonra hocam süzme yapmışsın. O zaman gençler bence burada direkt cevap Adana gelecektir. Çünkü bakın mıknatıs hocam kullandın, demir tozu gitti. Ortama su ekledim, şeker çözündü, kum çözünemedi. Sonra süzdüm. Süzgeçte arkadaşlar kum kaldı. Süzgeç kağıdında arkadaşlar. Süzgeç değil mi hocam? Süzgeç kağıdında arkadaşlar kum kaldı diyelim. Ondan sonra süzüntü. Süzüntü ne olur? Süzüntüde şeker ve gençler su bulunuyordur. Sen bu süzüntüyü buharlaştırırsan, değil mi? Alttan hocam ısıtıp buharlaştırma yöntemi kullanırsan su uçup gider. Şeker kristalleri gençler geriye kalır. O zaman gençler cevabımız burada Adana olacak. Evet gençler, diğer soruya geçiyorum. Haydi bakalım. 9-10. Şimdi bir küme vermiş arkadaşlar. İlkisi soruyor. Üçünün de ortak olduğu özellik. Şimdi çocuklar ben burada sizlere tabii ki de bilgileri paylaşayım yine. Özetlerimizi geçelim, hatırlatmalarımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi gençler kireç kayma maddemiz şu. Bakın kalsiyum hipoklorit arkadaşlar. Maddemiz bu. Şimdi gençler çamaşır suyumuz sodyum hipoklorit. Onu da yazalım. Artıcı özelliğe sahiptir. Aynı şekilde gençler kireç kaymağı da artıcı özelliğe sahiptir. Şimdi sodyum hipoklorit. Şimdi arkadaşlar hem kireç kaymağı hem de arkadaşlar çamaşır suyu yapısında hipoklorit iyonu içermekte. Arkadaşlar çamaşır suyu ve kireç kaymağı arkadaşlar ikisi de hipoklorit arkadaşlar iyonu içerdiği için zaten benim buradaki etken maddem arkadaşlar bu adamdır. Sodyum hipokloritteki arkadaşlar etken maddemiz bu iyondur arkadaşlar. Aynı şekilde gençler kireç kaymağındaki de arkadaşlar etken maddemiz yine bu iyondur. Şimdi artıcı hocam özellik gösterme. Gençler sabun artıcı özellik göstermez. Bu üç içinde ortak özellik olmaz. Bunu eledik. Sodyum iyonu içerme. Bir defa gençler katı sabunda sodyum iyonu var mı? Evet var. Bakın şöyle kaba taslak arkadaşlar biz katı sabun gençler molekülü çizme taneciği gençler çizmeye çalışayım. Şöyle. Şimdi gençler katı sabun yapısında sodyum iyonu içerir. Ama arkadaşlar kireç kayma içermez. Bu ortak değil. Üç içinde ortak olması gereken bir özellik arkadaşlar aramaktayız. Yükseltgen özellik gösterme. Kireç kayma arkadaşlar yükseltgen özellik gösterir. Çamaşır suyu da yükseltgen özellik gösterir. Bu da hocam olmaz. Sabun gençler yükseltgen özellik göstermez. Biliyorsunuz sabun ne yapıyor arkadaşlar? Kire hidrofob arkadaşlar ucuyla bağlanıp değil mi gençler? Hidrofob ucuyla arkadaşlar bağlanıp bu şekilde arkadaşlar kirin yüzeyden uzaklaşmasını sağlıyor demiştik. Bu da olmaz. Üçü de gençler burada elemiş olduk. Şimdi gençler aynı etken madde demiş. Arkadaşlar sabunun etken maddesi kendisidir zaten. Arkadaşlar çamaşır suyun etken maddesi buradaki iyondur. Yani hipoklorit arkadaşlar iyonudur. Bu da olmadı arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Şimdi arkadaşlar temizlik malzemeleri tabii ki de basit özellik gösterir. Sabun, çamaşır suyu, kireç kaymağı gibi arkadaşlar bu üç temizlik gençler malzemesi gençler basit özellik gösterirler. Cevabımız burada 4 olacak. Evet gençler Denizli'yi burada işaretlememiz gerekmekte. Diğer sorumuza geçelim. 10-11. Gençler burada bir maddenin halleri mi? Bakalım. Evet gençler maddenin hallerinden katılar ilgili arkadaşlar bir soru burada sorulmuş. Şimdi gençler sorumuzu incelediğimizde aşağıda 4 farklı kristal katı türü. Bakın 4 farklı kristal katı türü diyor. Bakın arkadaşlar kristal katı yani amorf katı hocam eleyeceksiniz. Amorf katı. Kristal katı türünden bahsetmiş. Ondan sonra ilişkin örneklerin yazılı olduğu bir kağıdın yarısı X harfiyle
sembolize edilerek gösterilmiştir diyor. Gençler, Y kısmı boş. Bizim hocam bu yerine getirmemiz uygundur diye sorulmuş. Arkadaşlar bir defa grafik nedir? Tabii ben şunu bir hatırlatayım yine. Gençler, kristal katılar kaç ayrılır? 4 kısma ayrılır. Birinci kısım, iyonik kristal katı. İyonik kristal katı. İkincisi, moleküler kristal katı. Moleküler kristal katı. Arkadaşlar, üçüncüsü metalik kristal katı. Metalik kristal katı. Arkadaşlar, bir dördüncüsü de bakalım, kovalent kristal katı. Evet, kovalent kristal katı olması gerekiyor. Şimdi grafit kovalent kristal kovalent kristal katı mı? Evet hocam, grafit arkadaşlar kovalent kristal katı. Bunu elemiş olduk. Çelik arkadaşlar bir alaşımdır. Evet, alaşımdır arkadaşlar. Alaşımlar metalik kristal katılara örnek verilebilir. Buna bir sıkıntı yok. Bunu elemiş olduk. O zaman gençler, buradaki boşluklara iyonik kristal katı ve gençler moleküler kristal katı örnekleri gelmeli. Bakalım şimdi. Arkadaşlar, dördüncü ifadeye bakarsanız, bakın kireç taşı, kalsiyum karbonat, iyonik kristal katı örnektir. Kuru buz arkadaşlar, kuru buzdan kastı karbondioksitin gençler katı hali. Bunu ifade etmiş. Gençler, kuru buz dediğimiz madde ne? Karbondioksit. Hocam, karbondioksit moleküler bir yapı mı? Evet arkadaşlar, moleküler bir yapı. O zaman gençler, bu moleküler kristal katıya örnek verilebilir. O zaman gençler, buradaki hocam ya arkadaşlar 4 ile gençler arkadaşlar doldurulabilir. O zaman cevabımız gençler burada denizde olacaktır. Evet gençler, 11, 12. sorumuza geçelim. Bakalım. Gençler, tepkime türleriyle ilgili arkadaşlar bir sorumuz. Kimyasal tepkime türleri. Birincisi yanma tepkimesi. İkincisi arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bakalım, bir çözülme çökelme tepkimesi. Üçüncüsü arkadaşlar, NH3'ün sudaki hali verilmiş. Yani NH4OH'ı gençler düşünüyorsunuz değil mi? Burada arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar, NH3'ü suyun içerisine attığınızda, yani NH3'ü gençler suda çözdüğünüzde, bu adam kendisini NH4OH'a dönüştürür. NH3 arkadaşlar baz, H2SO4 bir asit. Gençler, burada asit baz tepkimesi gerçekleşmiş. Buna göre arkadaşlar sorumuzu yorumlamaya çalışalım. Evet, birinci öncülüm doğru. Yani hocam A arkadaşlar, A şıkkı doğru. Bize neyi soruyor burada? Ona da bakalım. Yanlış arkadaşlar soruyormuş. Bu doğru, yanma tepkimesidir. İkinci tepkime çözülme çökelme tepkimesidir. Evet arkadaşlar, çözülme çökelme tepkimesi. Üçüncü tepkimemiz asit baz tepkimesidir. Doğru. Arkadaşlar, buraya bir parantez açayım. Şimdi çocuklar bakın, bu tepkimeye eğer nötralleşme tepkimesi hocam demiş olsaydı, o da arkadaşlar doğru olur diyebilirdik. Tamam dostlar, sıkıntı yok. O da arkadaşlar doğru olur diyebilirdik. Şimdi Edirne'ye bakalım. Birinci ve üçüncü tepkime enerji değişimi bakımından egzotermiktir diyor. Yani Türkçe meali, birinci tepkime ve üçüncü tepkime egzotermik reaksiyonlar mı? Daha da açarsam, ısı açığa çıkartan reaksiyonlar mı? Hocam, zaten yanma tepkimesi azotun yanması hariç nedir? Egzotermik reaksiyonlardır. Artı ısı yazabiliriz gönül rahatlığıyla. Evet. Üçüncü reaksiyon. Arkadaşlar, asit baz reaksiyonları her zaman daima, bakın her zaman daima egzotermik reaksiyonlardır. Artı ısı yazdık. O zaman arkadaşlar Edirne doğru. O zaman gençler cevabımız denize gelmiş oldu. Bakalım hocam, niye deniz yanlış? Şimdi ikinci ve üçüncü gençler tepkimeler için yazılan net yön denklemleri aynıdır diyor. Arkadaşlar bir defa ikinci tepkime bir çözülme çökelme tepkimesi. Üçüncü tepkime hocam bir çözülme çökelme tepkimesi değil ki.
Eğer o arkadaşlar çözülme çökelme gençler tepkimesi olmuş olsaydı hani net yönde eklenenleri işte aynıdır arkadaşlar diyebilirdik. Arkadaşlar hayır. Aynı değil. Tamam arkadaşlar? O zaman cevabımız burada Denizli olacak. Gençler diğer sorumuza geçelim. 13 bakalım. Periyodik tablo ile ilgili bir soru sorulmuş. Evet, aynı periyotta olduğu söyleniyor. X, Y, Z, T elementleri gençler aynı periyotta imiş. Şimdi özelliklere bakalım. X'in oksijenli bileşiğinin sulu çözeltisinin bazik özelliği en fazladır diyor. O zaman sen en soldasın. En soldasın. Yani metalik özellik sende çok fazla. T'nin elektronegatifi en büyüktür diyor. Yani sen de en sağdasın. Tabii sol gaz değilsin. Elektronegatif en büyük. O zaman sen de en sağdasın. Z oda koşullarında tek atomlu gaz halinde. O zaman arkadaşlar sol gaz. En sağda. Yani T'nin hocam sağında. T'nin de gençler en sağda. O zaman bakın şöyle yazmamız lazım. T arkadaşlar Z hemen yanında. Yani bu adam 7A. Bu adam arkadaşlar 8A olarak belirtilmiş. Sonra X'in en solda hocam olduğunu söylememiz gerekiyor gençler. Bakın gençler X'in atom hacmi Y2'den büyüktür arkadaşlar ifadesi kullanılmış. O zaman gençler ne yapmamız lazım? Gençler Y'yi de hemen gençler X'in yan tarafına yazmamız gerekiyor. Tamam arkadaşlar? O zaman sıralamayı bulmuş olduk. Atom numaralarına göre küçükten büyüğe doğru demiş. Bakın küçükten büyüğe doğru. O zaman X büyük arkadaşlar Y pardon. X gençler Y sonra gençler T sonra gençler Z. Küçükten gençler büyüğe doğru sıralamış olduk. Cevabımız arkadaşlar o zaman ne olur bakalım şimdi. Adana olmuş oldu. Gençler küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Bak en küçük bu adam. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi 14'e geçelim. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili arkadaşlar bir sorumuz. Evet. Arkadaşlar H2S ile ilgili bir soru sormuş. Bakalım. Gençler H2S'in nokta elips yapısı bunu yazmak istersek bakın S merkezde ATA grubu bir elementimiz. Üzerinde gençler iki tane teki bulunduran, gençler iki tane çifti bulunduran bir elementimiz. Arkadaşlar S elementi ATA grubu elementidir. Bundan dolayı bakın Lewis yapısı şöyle yazılır. 1, 2, 3, 4, 5 ve gençler 6. Lewis arkadaşlar yapısını bu şekilde gösteririz. Ama gençler H2S molekülünün Lewis yapısı ise şöyle olur. Bu gençler S elementinin nokta Lewis gösterimi. S merkezde H'ları gençlere bağladık. Şu şekilde. Gençler S elementin hocam üzerine iki tane arkadaşlar şöyle elektron çifti katılır. Ya da arkadaşlar şöyle de gösterebiliriz. Nokta Lewis gösterimine. Arkadaşlar o zaman Ceyhan şıkkımız doğru. Gençler merkez atom üzerinde elektron çifti varsa molekül polardır diyordum. Hatırlarsanız. Evet gençler molekülümüz polar bir molekül. Merkez atom üzerinde gençler elektron çiftimiz bulunuyor. Polar bir molekül. H ve S atomlar arasındaki bağ polar kovalenttir. Bakın polar kovalenttir. Atomlar arasındaki gençler bağı bize sormakta. Onu karıştırmıyoruz değil mi hala? Değil mi gençler? Yani molekülün polarlığı farklı bir kavramdır arkadaşlar. Atomlar arası hocam bağ türümüz gençler farklı bir kavramdır. Burada gençler iki elementimiz de arkadaşlar ametal olduğu için gençler buradaki bağımız polar kovalent bağdır diyoruz Adana doğru. Şimdi moleküldeki H atomları dupletini tamamlamıştır. Bu da gençler doğru bir ifade. Arkadaşlar cevabımız Edirne. Edirne şıkkı yanlış. Gençler Edirne niye yanlış? Arkadaşlar bakın kükürt elementinin elektronegatifliği
Yani arkadaşlar kimyasal bağdaki hocam elektronlara gençler sahip çıkma isteği H'tan gençler daha fazladır. Elektron negatifli mi hocam? S'nin elektron negatifi gençler S büyüktür hocam. H dememiz gerekiyor. Tamam dostlar. Bundan dolayı bu molekülde arkadaşlar S'nin bağdaki elektronlara sahip çıkma hocam isteği arkadaşlar H'tan fazladır. Bundan dolayı gençler Edirne şıkkı yanlış olur diyoruz. Evet gençler, kimya sorularımız bu şekildeydi. Gençler kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum.